KPSS'nin başarı anahtarı Balıkesir 7 İklim KPSS kursları. Yeni sisteme uygun ders müfredatları ve öğretmenlik alan dersleri, yenilikçi uzman eğitim kadrosu, sayısal ve sözel sınıfları ve modern derslikleriyle başarılarınız için her zaman yanınızdayız. Balıkesir 7 İklim Eğitim Kurumları, Hısarıçı Mahallesi, Örücüler Caddesi, Hasan Baba Çarşısı karşısında. Telefon 0266 244 0118. Merhabalar sayın seyirciler. Bugün bir yerel bakış programıyla daha yeniden sizlerin karşısındayız. Bugünkü konumuz Milli Mücadelede Balıkesir ve kurtuluşa giden yol. Konuğumuz Balıkesir Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Fuat Özer. Sayın hocam hoş geldiniz. Evet sevgili seyirciler her zaman olduğu gibi programımıza yine konuğumuza bir kitap hediye ederek başlıyoruz. Ötüken'den bugün için gelen kitap Nazım Payam'ın denemelerinin yer aldığı Ses ve Yaz isimli kitabı Nazım Payam'ın. Hocam ben az önce baktım Nazım Payam Balıkesir Necati Bey Eğitim Enüsüsü olduğu dönemden. Ee, okumuş. E, Balıkesir'den mezun. Bu kitap siz de hala okulda görevlisiniz. Size denk geldi. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet Ötüken Neşriyat Balıkesir Karasi Televizyonu Yaral Bakış Programı'na kitap sponsoru oldu. Gönderdiği kitapları her hafta siz değerli seyircilerimin huzurunda konuğumuza hediye ediyoruz. Ve buradan Ötüken Neşriyat yöneticilerine ve çalışanlarına bu sponsorluklarından dolayı yeniden çok teşekkür ediyorum. Evet hocam milli mücadelede balık yasır ve kurtuluşa giden yol dedik tabi yaklaşıyor 19 Mayıs var önümüzde hocam milli mücadele bu konuya girmeden önce milli mücadele öncesi Türk devleti Osmanlı'daki son durumu bize bir özetler misiniz? Tabi memnuniyetle şimdi milli mücadeleyi doğru anlayabilmek ve milli mücadeleyi Türk tarihi içerisindeki yerine oturtabilmek için mutlaka o tarihi olayların geçmişine bakmak, gerek dünyada gerekse Osmanlı Devleti içerisinde meydana gelen değişimlere bakmak gerekir ki, bu olayların değerlendirmesinde tarihin metodolojisine de uygun olan bir uygulama olacaktır. Osmanlı Devleti'nin batıyla olan ilişkilerinde, özellikle son döneme geldiğimiz zaman 19. yüzyıldan itibaren sanayi inkılabını tamamlamış olan Batı Osmanlı Devleti'ni o haliyle kendisinin ham madde pazarı, ham madde kaynağı ve ürettiği ürünlerin pazarı halinde tutmak gibi bir mücadelenin içerisindeydi. Bu her vesileyle bu şekilde götürülmeye çalışılıyor. Ve Osmanlı Devleti'nin son döneminde özellikle 19. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı Devleti toprakları ve başta Anadolu olmak üzere Avrupa devletlerinin bir takım ekonomik menfaat bölgeleri ve nüfuz bölgeleri haline dönüştürülmüş ve o şekilde devam etmekteydi. Fakat 19. yüzyılın sonlarına geldiğimiz zaman artık Osmanlı Devleti'nin devam edemeyeceği, çünkü devletin ömrünü tamamladığı ve yıkılacağı anlaşıldıktan sonra Avrupa devletleri bu yıkılış sonrasında neler yapılması gerektiğini aralarında görüşmeye başlamış, kararlaştırmışlar. Nitekim Birinci Dünya Savaşı içerisinde yaptıkları gizli anlaşmalarla da bunu açıkça ortaya koymuşlardır. Şimdi bu yapılan çalışmalara baktığımız zaman Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşacak yeni dünyada artık Osmanlı Devleti'ne yer yoktur. Ve Osmanlı Devleti'nin ana toprakları olan Anadolu toprakları üzerinde de bir takım devletçikler ortaya çıkarılacak ve bazı topraklar da başta İngiltere olmak üzere Fransa, İtalya ve diğer devletlerin ya doğrudan doğruya siyasi nüfuz alanı yahut da ekonomik menfaat bölgeleri haline getirilecektir. İşte bu şekilde yapılan hazırlıklarla girilen Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti mağlup olmuş ve toprakları Mondros Mütarekesi'ne göre işgal edilmeye başlanmıştır. İstanbul'da bulunan hükümet, damat Ferit hükümeti şunu söylüyordu. Savaşı kaybettik. Topraklarımız işgal edildi. Bundan sonra memleketimizin kaderi büyük devletlerin iradesine bağlıdır. Dolayısıyla bizim yapabileceğimiz şu an herhangi bir fiili durum söz konusu değildir. Yapılacak olan şey siyasi görüşmelerle bu işten en az zararla kurtulmaya çalışmak olacaktır. Dolayısıyla bir tarafta işgallerin ortaya çıkması, öbür tarafta hükümetin Artık bu konuda yapılacak herhangi bir şeyin ortaya koymaması ve yapılan işgallerin gerçekten çok acı sonuçlar doğurmaya başlaması bu defa halkı başka arayışlar içerisine sevk etmeye başlamış. Hocam Hemen e, kusura bakmayın sözünüzü kesiyorum ama Mondros Mütarekesi yapıldıktan sonra hı hı. basın ve Mondros Mütarekesini imzalayanlar ve o dönemki iktidar kanadı bunu bir başarı olarak evet. e, sunmaya çalıştılar değil mi? Yani burada Tabii. beklentileri neydi? Bu e, küresel güçler bugünkü anlamıyla o zamanki yabancı devletler, medeni devletler bize bir zarar vermez gibi bir düşüncesi mi vardı? bir bakıma öyle. Bir de tabi diğer devletlerin imzaladığı mütarekelerle ve anlaşmalarla karşılaştırıyorlardı. Almanya'nın, Avusturya, Macaristan'ın, Bulgaristan'ın imzaladığı anlaşmalarla karşılaştırıp şimdi Almanya imzaladığı anlaşmayla topraklarının büyük bir kısmını kaybetmiş. Ekonomik zenginliklerinin bir kısmını kaybetmiş. Ve diğer devletlerin kontrol altına girmişti. Avusturya Macaristan İmparatorluğu parçalanmış. Avusturya Macaristan devleti dışında yeni devletçikler oluşturulmak suretiyle o da parçalanmıştır. Şimdi Mondros Mütarekesi'ne baktığımız zaman bizde bu şekildeki bir parçalanma söz konusu değil. Sadece Mondros Mütarekesi'nin 7. maddesine dayanılarak yapılan işgaller var ve bu işgaller de geçici olarak düşünülüyor. Yani e, algı tamamıyla bu yönde. Bondros mütarekesinin 7. maddesine göre yapılan işgaller geçici işgallerdir. Barış Antlaşması imzalanıncaya kadar devam edecek olan işgallerdir. Ee, i̇şte ordunun terhisi gibi veya silahların toplanması gibi durumlar zaten bunlara artık ihtiyaç kalmadığı yönünde bir e, düşünceye dayanmakta. Dolayısıyla açık açık şu topraklar şuraya alınmıştır, bu topraklarda şu olacaktır gibi bir hüküm bulunmaması dolayısıyla Diğer devletlerin imzaladığı mütarekelere göre Mondros mütarekesi daha yumuşak, daha hafif hükümleri olan bir anlaşma gibi değerlendirilmiştir. Mesela nitekim Ses Gazetesi, o dönemde Balıkesir'de yayınlanan Ses Gazetesi öyle diyor. Evet diyor bir takım ağır askeri hükümler taşımakta ama bütün bunlar geçici olacakları için Mondros mütarekesinin sonucunu beklememiz gerekir gibi. Ama... Ee, bu beklentilerin dışında özellikle e, İzmir'in Yunanlılara verilmesi işte buna Ayvalık'ın da dahil edileceği gibi dedikoduların ortaya çıkması ve nihayet 15 Mayıs 1919'da da İzmir'in resmen Yunanlılar tarafından işgal edilmesi bunun böyle olmadığını yani Mondros mütarekesinde ortaya çıkan işgallerin geçici işgaller olmadığını, ülkenin bölündüğünü ve bir takım topraklarımızın kendileriyle savaş halinde olmadığımız Yunanistan'a ilhak edilmek istendiği anlaşılınca yeni tedbirlere başvurulacak ve işte o dönemde millet doğrudan doğruya kendi geleceğini belirlemek amacıyla tarihimizde milli mücadele olarak adlandırılan dönem başlayacaktır. Evet. Ee, tabii o barış anlaşması bile olsa barış kelimesine kadar güzel olursa olsun ama aldatıcı e, yönleri, aldatıcı maddeleri olabiliyor. Evet. Mondros'taki bazı maddelere göre de. Tabii hocam biz hep Yunanlılardan bahsediyoruz ama evet. İstanbul'a da en azından hükümet komiserleri anlamında e, İngilizler e, işgal etmiş sayılıyordu, değil mi? İngiliz gemileri Hayır, limana istiyor, geldi, sarayda tabii, İngilizler vardı. Şimdi 13 Kasım 1919 19, 13 Kasım 1918 günü 55 parçalık bir donanmayla İtilaf Devletleri İstanbul'a geleceklerdir evet. ve toplarının namlarını saraya çevireceklerdir. Fransızlar, İtalyanlar ve İngilizler karaya asker çıkaracaklardır. Artık İstanbul'un bütün inzivat onlardan sorulacaktır. Bakanlıkları kontrol altına alacaklardır. Ve savaş sonrasında Savaş suçu işledikleri veya işte Ermeni tehciri dolayısıyla suç işledikleri e, iddiasıyla devletin ileri gelenleri, komutanlar e, tevkif edilmeye başlanacak İngilizler tarafından ve mahkeme edilmek üzere de Malta'ya götürüleceklerdir. Böylece Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir zaten. Evet. Çünkü düşünün ki o devletin devlet kademelerinde görev yapmış kişileri, subayları, komutanları... Alınıp mahkeme edilmek üzere Malta'ya götürüleceklerdir. Bu bağımsız bir devletin varlığıyla bağdaşabilecek bir durum değildir. Dolayısıyla da e, yani konu göründüğü gibi değil. Osmanlı devleti sona ermiştir. Fiilen artık bir devletin varlığından bahsetmek mümkün değildir ve Ülkede bir hükümet boşluğu söz konusudur. Fiilen de işgal başlamıştır evet, değil mi hocam? Işgalen, evet fiilen işgal. Zaten biz İstanbul'u, İzmir'i çok konuşuruz Önemlidir buraların evet. işgali ama e, Çukurova bölgesinde de herhalde Fransız askerleri Tabii. dahil olmak üzere Tabii. itilaf devletleri Tabii. Tabii. vardı. İngilizlerin ilk ilk işgal ettiği bölgelerden biridir burası. Ee, Birinci Dünya Savaşı içerisinde yapılan gizli anlaşmalarda e, Adana-Çukurova bölgesi, Antep-Urfa-Maraş bölgesi Fransızlara verilmiş olmakla birlikte Mondros Mütarekesinden sonra İngilizler bu bölgeyi gelip işgal edeceklerdir. Ve e, dolayısıyla bir müddet burada işgal devam edecek. Daha sonra Fransızlarla yaptıkları bir anlaşma üzerine onlar çekilecekler. Onların yerine Fransızlar gelecektir. Fakat Fransızların bir e, şanssızlığı vardır. Bu işgali gerçekleştirmek için ülkelerinden asker getirememişlerdir. Yeni asker getiremedikleri için de e, özellikle Suriye'de dağınık vaziyette bulunan Ermenileri silah altına almış, Fransız lejyonuna dahil etmişler ve onlar yoluyla Anadolu'yu işgal etmeye başlamışlardır. Tabii onlar Anadolu'ya girince halka zulmetmeye başlayınca da halk silaha sarılmış ve ilk mücadele hareketleri Buralarda başlamıştır. Evet. Peki hocam, e, bu durumu çok güzel özetlediniz. Mondros Müteahhidesinden sonra ilk anda iyi bir hava esse de evet. fiili olarak işgal başlayınca e, bir takım insanlar bu evet. işin böyle olmadığını, her barış anlaşmasının doğru bir anlaşma olmadığını anladı. Peki evet. bu işgaller karşısında ne türlü tedbirler alınmaya çalışıldı hocam? Evet. E, hemen Mondros Müteahhidesinin ertesinde bu işgal tehditlerinin en çok görüldüğü yerlerden başlayarak hızla teşkilatlanma başladı. Mesela ilk teşkilatlanma hareketlerinin görüldüğü yerlerden biri Elviye Selase dediğimiz Kars Ardahan Batum bölgesidir. Bu bölgede yapılan çalışmalar sonunda nitekim Kars'da Güneybatı Kafkas Geçici İslam Şurası adıyla bir devlet kurulacaktır. Daha sonra 22 Mayıs 22 Nisan 1919'da İngilizler burayı işgal edecekler ve bu devleti kuranları ...ve meclise iştirak edenleri de Malta'ya sürgüne göndereceklerdir. Ee, dolayısıyla e, Adana, e, Adana bölgesinde buna benzer e, çalışmalar başlayacak. Kilikliyalılar Cemiyeti adıyla bir cemiyet kurulacaktır. Ee, Ege bölgesinde ilk olarak Edremit'te... ...Edremit Burhaniye ve Havalisi Müdafaa-yukuk Cemiyeti adıyla bir cemiyet kurulacaktır. 4 Mart 1919 tarihinde ve bunlar... 5 Mart 1919 günü büyük bir miting yapacaklardır Edremit'te ve bu mitingin sonunda da hazırladıkları bildirilerini e, Padişah'a, Sadrazam'a ve e, dünya kamuoyuna duyurulmak üzere de gazetelere göndereceklerdir. Burada e, asırlardır Türk olarak yaşamakta bulunduğumuz bu bölgenin yabancılara verilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz her yola başvurarak burayı savunacağız diyeceklerdir. Ve Edremit'te başlayan bu hareket o bölge içerisinde yaygınlaştırılacak ve nihayet İzmir'de de benzer çalışmalar oluşunca 17 Mart 1919 günü İzmir'de Büyük Batı Anadolu Kongresi toplanacaktır. Bu kongre Batı'da e, bu konudaki ilk teşkilatlanma çalışmalarından birisi olacaktır. E, çok büyük bir kongredir. E, katılan delege itibariyle Erzurum Kongresi'nden sonra en kalabalık kongredir. Ve diğer kongrelerde olmayan bir özellik vardır. 37 tane müftü, 37 tane belediye başkanı bu kongreye iştirak edeceklerdir. Ama ne yazık ki bu kongrenin toplanmasına önayak olan Nurettin Paşa İzmir Valiliğinden alınacak. Ee, bu yüzden de kongre arzu ettiği hedefine ulaşamayacaktır. Ama e, buna rağmen özellikle Balıkesir'den katılan 25 kişi burada bir silahlı mücadele kararı çıkartabilmek için mücadele verecek ama o hedefine ulaşamayacaktır. Nihayet herkes gene e, kendi bölgesine dönüp orada teşkilatlanma çalışmalarına devam edecektir. Evet, e, işgaller karşısında da halk kendi inisiyatifiyle kendine göre evet. belli tedbirler almaya çalışıyor ama Balıkesir havalisinde ilk e, hareket Edremit'te e, de, oldu de değil mi hocam? Evet. Bu acaba Köprülü Hamdi Bey'lerin etkisiyle evet, mi yapıldı? Evet, Köprülü Hamdi Bey Edremit kaymakamıydı. Bizim Kazım Paşa'nın da Kazım Özaltın da hemşehrisidir, Köprülülendir ikisi de. Ee, Köprülü Hamdi Bey e, Nisan ayında 6 Nisan 1919 günü İttihatçı olduğu gerekçesiyle Edremit'teki görevinden Kaymakamlık görevinden alınacak e, Fakat Hamdi Bey e, bölgeden ayrılmayacaktır e, İngilizlerin takibi söz konusu olduğu için de e, Ali Osman Ağa'nın Burhaniye'de e, çiftliğinde saklanacak Ve burada e, Ali Osman Ağa'nın da e, büyük yardımlarıyla, ekonomik yardımlarıyla. Daha sonra kendilerine dahil olan Burhaniye Kaymakamı Özdemir Salim Bey'in de öncülüğüyle ilk Kuvayi Milliye Birliği'ni burada oluşturacaklardır. Daha Türkiye'de Kuvayi Milliye Birliği'nin kuruluşu yönünde çalışma yokken ilk Kuvayi Milliye Birliği Burhaniye'de. Burhani müfrezesi olarak oluşturulacak ve bu birlikler daha sonra eee Köprülü Hamdi Bey'in müfreze komutanlığı altında 172. alaya dahil olacaktır. Ayvalara. Ayvalık'taki e, Ali Çetinkaya komutasındaki birliklere dahil olacaktır ve bunlar 29 Mayıs 1919 günü Ayvalık'ta e, başlayan işgale karşı ilk silahlı mücadeleyi başlatacaklardır. Ve dolayısıyla bu şekilde düzenli olarak düzenli birlikler marifetiyle yapılan İlk savunma hareketi Ayvalık cephesindeki bu hareket olacaktır. Ee, i̇lk Kuvayi Milliye Birliği'nin mücadeleye iştirak ettiği cephe Ayvalık cephesi olacaktır. Ve ilk şehitlerimizin verildiği çarpışmada bu 29 Mayıs 1919 günü Ayvalık'ın işgali sırasında olacaktır. Evet hocam halkın bazı tedbirler aldığını evet. bahsettiniz. Bir de şimdi bu Kuvayi Milliye Teşkilatları'nın kuruluşunu biraz daha teferruatlı anlatabilir misiniz? Tabii. Şimdi e, normal şartlardaki bir devlette ülkenin savunması ordunun üzerindedir. Silahlı kuvvetlerin üzerindedir. Fakat Mondros Mütarekesinden sonra Mondros Mütarekesinin 5. maddesine göre ordu terhis edilmiştir. Ve özellikle batı bölgelerimizdeki askeri birlikler firarlar dolayısıyla sadece kadro olarak kalmıştır. E, eldeki asker miktarı o birliğin gündelik işlerini yürütebilmekten bile uzaktır. Ve biraz önce söylediğimiz gibi İstanbul hükümeti artık bu işgallere karşı yapacak hiçbir şey yoktur. Ülkenin kaderi büyük devletlerin iradesine bağlıdır. Biz siyasi teşebbüslerimizle ülkeyi kurtarmaya çalışacağız diyeceklerdir. Oysa gerek İzmir'de gerçekleşen işgal, gerekse Ayvalık bölgesi için ileri sürülen iddialar burasının tamamıyla Yunanistan'a verildiği şeklindedir. Dolayısıyla da <laughs> halk artık kendi kaderini kendisi tayin etme yoluna girecek ve kendi içinden çıkarttığı kişileri teslim edecek. Bunlar silahlandırılacaklar. Bunların askeri eğitimleri yaptırılacak ve böylece sivil silahlı kuvvetler oluşmaya başlayacaktır. İşte bu sil sivil silahlı kuvvetlere Kuvayı Milliye diyoruz. Yani millet kuvvetleri, milletin doğrudan kendi evlatlarıyla oluşturduğu birliklerdir bunlar. Başlangıçta sadece gönüllülerden oluşmuş ama daha sonra gerek ordu müfettişlerinin, gerekse kongrelerin aldığı kararlarla silah altına alınma dönemi başlamış. Çünkü seferberlik ilan edilmiştir. Normal askerlik çağına gelmiş olan kişiler veya askerlik çağına yakın olan kişiler bu şekilde silah altına çağrılmışlar. Ee, ayrıca silahlı kuvvetlerin elinde kalan askerler de bir şekilde bunların içine dahil olmuştur. Bunlar eğer subaysa istifa etmiş gibi davranmış, ee, erler ise firar etmiş gibi görünerek Kuvayi Milliye Birliklerine dahil olmuşlar. Değişik isimler altında o silahlı kuvvetleri askeri yönden eğitip onları cepheye sevk etmek, sevk idaresini üstlenmek gibi görevleri de oradan ayrılmış gibi görünen subaylar yapmışlardır. Evet. Peki hocam, e, Kuvayi Milliye Türkiye'nin birçok bölgesinde tesis edilmiş mi? Tabii. Pek çok bölgede tesis edildi. Önce, biraz önce bahsettiğimiz gibi Burhaniye'de kurulan ilk Kuvayi Milliye Birliği var. İzmir'in işgalini takip eden günlerde hemen e, Aydın Bölgesi'nde Kuvayi Milliye Birlikleri kurulmaya başlanacaktır. Yalnız Burhaniye'de kurulan Kuvayi Milliye Birliği ile Aydın Bölgesi'nde kurulanlar farklıdırlar. Çünkü o bölgede genellikle efeler, Zeybekler bu konuya gireceklerdir. Eski eşkıyalar, kanun kaçakları dağdan inip e, bu birlikleri oluşturacaklardır. E, dolayısıyla bu bir suçlamayı da beraberinde getirecektir. Çetecilik. Evet. suçlaması gelecektir. Gerçekten kontrol edilmeleri çok zor olan bu eski eşkıyalar Kuvayi Milliye Birlikleri adı altında Yunanlılara karşı cephe almışlardır. Ama çok düzenli birlikler değildir. Çok keyfi davranışları vardır. Mesela Demirci Mehmet Efe'nin buna benzer pek çok hareketi görülecektir. Mesela işte Nazilli Yunan işgalinden kurtarılacak gidip Efe'nin zeybekler tarafından yağmalanacaktır. Veya Eğirdir'de de şanına layık karşılanmadığı için yakalayın, asın. Bunlara denilecek ve ilk önlerine çıkan kişiyi yakalayıp asacaklardır. Yani bu tip keyfi hareketler vardır. İşte Balıkesir'deki Kuvayi Milliye hareketini bunlardan ayıran şey tamamiyle düzenli bir e, askeri birlik özelliği göstermesidir. Aynı şekilde Güneydoğu Anadolu bölgemizde <laughs> Kuvayi Milliye Birlikleri oluşturulacaktır. Bu Kuvayi Milliye Birlikleri de değişik isimlerle bu bölgeye gönderilen subaylar tarafından organize edilecektir. İşte Şahin Bey gibi, Tufan Bey gibi, Doğan Bey gibi bunlar gerçekte subaydırlar, askerdirler. Ama askerden bir şekilde ayrılmış ve değişik isimler almış olarak bu bölgeye gelecekler. Buradaki Kuvayi Milliye Birliklerini organize edeceklerdir. Yani hocam Trakya'dan Doğu'ya, Güneydoğu'ya, Ege bölgesinden Marmara, Akdeniz'e evet. ve Karadeniz'e kadar halk her yerde mutlaka Tabii. örgütlenmeye gitmişlerdir. Tabii. Mutlaka örgütlenmiştir. Bunlar parça parçadırlar. Her teşkilat kendi bölgesini hedef almış ve o bölgeyi kurtarmayı amaçlamıştır. Evet. Mesela Aydın bölgesinde kurulan bütün Kuvayi Milliye Birlikleri İzmir cephesini oluşturmuşlardır. Ve bunlar... İşte e, askeri teşkilat olarak da İzmir kuzeyi mıntıkası ki Balıkesir ve çevresini içine alıyor. İzmir doğusu mıntıkası bu Şerkez Ethem'in görev yaptığı Salihli cephesi bölümüdür. Bir de İzmir güneyi bölgesi Aydın, Nazilli çevresidir. O şekilde tamamıyla Yunan işgallerine karşı oluşturulmuş birlikler oluşacaktır. Evet. Hocam yeni soruya geçmeden herhalde bu Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı Bey'in de çok önemli bu teşkilatlanma evet. konusunda hizmetleri olmuştur. Mutlaka. Tabi onun hizmetleri Kuvayi Milliye Birliklerinin Yunanlılara karşı oluşturduğu cephelerin çökmesinden sonra olacaktır. Evet. Balıkesir Kuvayi Milliyesi Ayvalık, İvrindi, Soma, Bergama ve Aksar cephelerini oluşturacak. Yunanlılara karşı bu cepheleri yönetecektir. Fakat Yunanlılar ileri harekata geçtiklerinde bu cepheler çok fazla dayanamayacak Yunanlılar karşısında. Nitekim 30 Haziran 1920 günü Balıkesir Yunan işgaline uğrayacak ve bu bölgede bulunan Kuvayi Milliye Birlikleri Eskişehir'e kadar çekilecekler. Orada yeniden teşkilatlanacak. Düzenli ordu birliklerine iştirak ederek Milli Mücadele Kadrosu içerisinde yer alacaklardır. Bu bölgelerde tabii bir taraftan işgalin getirdiği sıkıntılar, öbür taraftan işgalden faydalanarak bölgede eşkıyalık yapan, çetelik yapan kişilerin türemesi e, bunlara karşı tedbir alınmasını gündeme getirecek. Bu yüzden de Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Bey onar kişilik müfrezelerden oluşan akıncı birliklerini oluşturacak. E, işte Dursun Bey'den e, Sındırgı'ya, Demirci'ye kadar bu havalide, bu Akıncı birlikleri görev yapacaklardır. Evet. Peki hocam arkadaşlar işaret ediyor. Müsaade ederseniz kısa bir ara verelim. Son ikinci bölümde devam ederiz. Evet sevgili seyirciler kısa bir aramız var reklamlardan sonra yeniden sizlerin karşısında olacağız. Bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam arasından sonra yeniden sizlerin karşısındayız sevgili seyirciler. Ee, hocam hocam birinci bölümde e, izah ettiniz, güzelce açıkladınız. Bu halkın evet. e, tedbirler alması, Kuvayi Milliye Teşkilatları oluşturulması her bölge kendi kendine mi karar verdi? Yoksa Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla mı başladı? Bu kurulan örgütler Balıkesir'e dahil olmak üzere Mustafa Kemal'le irtibatlı mıydı? Bu evet. konudan bahseder misiniz? Tabii. Şimdi... E bir önce bahsetmiştik Mondros mütarekesinden sonra ülkenin değişik bölgelerinde müdafaa hukuk cemiyetleri kurulmaya başlandı. Evet. Kurulan cemiyetlerin ortak adı müdafaa hukuktur. Müdafaa hukuk cemiyeti her türlü medeni vasıtaya müracaat ederek kendi bölgesini savunmak için hareket ediyor. Bunlar dernekler kanununa göre kurulmuş normal dernekler. Tabi müdafaa hukuk cemiyetleri ayrı ayrı bu işi yürütürlerken öncelikle kendi bölgelerinde bu yapılan çalışmaları ortak bir çatı altında birleştirmek, birlikte hareket etmek için kongreler toplamışlardır. Bu sebeple de Mondros Mütarekesi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar geçen dönem içerisinde aşağı yukarı 25-30 civarında kongre toplamıştır Türkiye'de. Bu kongreleri gruplandıracak olursak işte kongre gruplarından biri Elviye-i Selase kongreleridir. Kars, Ardahan, Batum bölgesinde toplanan kongrelerdir. İkinci kongreler grubu Trakya kongreleridir. Bunlar da Edirne, Tekirdağ, Kırklareli bölgesini organize eden çalışmalardır. Üçüncü kongre grubu Batı Anadolu kongre grubudur. Bunlar da işte Balıkesir kongresi, Nazilli kongresi ve onları birleştirmek için toplanan Alaşehir kongresi olarak devam edecektir. 4. Kongre grubu ise Doğu Anadolu Kongre grubudur. Bunlar da Doğu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında kurulan cemiyetlerin birleştirilmesi amacıyla Trabzon'da ve Erzurum'da yaptıkları kongrelerle. Evet. Şimdi bütün bu dönemde kongreler parça parça hareket etmektedirler. Yani birbirleriyle bağlantıları yok. Ve dolayısıyla başarı şansları da yok. İşte bu arada Mondros ile Açıkta kalmış olan komutanlar İstanbul'a merkeze gelmişlerdir. Ee, Mustafa Kemal Paşa da biliyorsunuz 13 Kasım itiraf devletleri donanmasının İstanbul'a geldiği gün İstanbul'a gelecektir. Ve hatta o donanmayı gördüğü gün geldikleri gibi giderler sözünü söyleyecektir. Mustafa Kemal Paşa e, İstanbul'da bulunduğu süre içerisinde hem asker olan arkadaşlarıyla hem devlet adamlarıyla hem yabancı, şeflerle görüşecek. Burada yaptığı çalışmalar sonucunda artık İstanbul'da yapılacak bir şeyin kalmadığı anlaşıldıktan sonra arkadaşlarıyla beraber anlaşarak Anadolu'ya geçmeye başlayacaklardır. İşte Kazım Karabekir 14, 15. Kolordu Komutanlığı'na tayin olacak. Erzurum'a gidecektir. Ali Fuat Paşa 20. Kolordu Komutanı olarak Konya'dadır. Merkezi o zaman birliğin oraya gidecektir. Refet Bey Albay Refet Bel'e, 3. Kolordu komutanı olarak Sivas'a gönderilecektir. Nitekim Mustafa Kemal ile beraber Bandırma vapuruyla gidecek ve mücadele orada iştirak edecektir. Balıkesir'de o dönemde askeri birlik yoktur. 14. Kolordu Tekirdağ'dadır. Tekirdağ'ın komutanlığına önce Kazım Karabekir Paşa tayin edilecek Erzurum'a gitmeden önce Tekirdağ'daki birlikleri Bandırma'ya nakledecektir. Daha sonra bu birliklerin başına Yusuf İzzet Paşa tayin edilecektir ve o dönemde de birlikler Balıkesire nakledilecektir ve böylece e, kağıt üzerinde de olsa bir takım askeri birliklerimiz vardır ve bu birliklerin komutanları tayin edilmiştir. Bu birliklerden iş yapabilecek durumda. Ülke savunmasına katılabilecek durumda sadece 15. Kolordu birlikleri vardır Erzurum'daki. Bu birlikler dağıtılmamıştı. Nitekim Kazım Karabekir bu kolordunun başına geçtikten sonra da Doğu'da Erzurum'da Ermenilere karşı yürütecek hareketleri organize edecektir. İşte bu arada Mustafa Kemal Paşa da 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya gönderilecektir. Çünkü Karadeniz bölgesinden büyük şikayetler gelmektedir ve İngilizler hükümete bir muhtıra vermişlerdir. Karadeniz bölgesindeki asayişsizliği dile getirmişlerdir. Doğu Anadolu'da toplanmayan silahları dile getirmişlerdir. Ve bir de Kars ve çevresinde kurulan şuraları ve bu şuraların kurulmasına ordunun yardım ettiğini ileri sürerek bunlar düzeltilmezse, bunlar ortadan kaldırılmazsa bölgenin işgal edileceği ihtar edilmiş. Bunun üzerine de hükümet Mustafa Kemal Paşa'yı 9. Ordu müfettişi olarak buraya göndermiştir. Mustafa Kemal Paşa e, gerek İstanbul'da bulunduğu süre içerisinde, gerekse Anadolu'ya geçtikten sonra öncelikle teşkilatlanmanın yaygınlaştırılmasını, önce te, e, işgallere karşı tepkilerin ortaya konulmasını ve mutlaka birliklerin kuvayi milliye birlikleri şeklinde düzenlenerek tedbir alınmasını şart koşmuş. Ve e, İstanbul'dan ayrılmadan önce Balıkesir'den İstanbul'a gitmiş olan heyetle görüşmüş ve Balıkesirlilere şu tavsiyede bulunmuştur. Demiştir ki teşkilatla uğraşmayın. Yani dernek kuracağız, şunu yapacağız, şu teşkilatlamayı yapacağız. Bununla kaybedecek vaktimiz yoktur. Eli silah tutan herkes silahlarını alıp dağlara çıksınlar ve Yunanlılara karşı tedbirlerimizi alalım Diyecektir. Nitekim de Balıkesir'de Kuvayi Milliye Birlikleri bu dönemde kurulmaya başlanacak merkezde. 6 Haziran 1919 günü ilk Balıkesir'deki Kuvayi Milliye Birliği kurulacaktır. Ve bu birliğin kurulması da biraz önce söylediğimiz usullere uygun olacaktır. Bandırma'da bulunan 188. Alay'ın elde kalan askerleri sivilleştirilip Balıkesir'e getirilecekler. Bunlar burada teşkilatlandırıldıktan sonra da Yüzbaşı Kemal Bey'in hemşerimiz General Kemal Balıkesir'in Balıkesir, komutasında evet. e, Aksar cephesine gönderileceklerdir. Onlar da 9 Haziran günü cephedeki yerlerini alacaklardır. Yani e, Mustafa Kemal Paşa'nın daha İstanbul'dan ayrılmadan önce yapmaya çalıştığı şey ülke içerisinde parça parça ortaya çıkmaya başlamış olan bu savunma tedbirlerini birleştirerek Tek elden bunların yönetilmesi, organize edilmesi ve sevk idare edilmesi yönündedir. Nitekim daha Samsun'a çıkar çıkmaz yapacağı çalışma bu olacaktır. Önce ülkenin genel durumunu tespit edecek. Bundan sonra da ilk olarak işte Havza'ya geçtiği zaman işgallere karşı mitingler düzenlenmesi gerektiğini ortaya koyacak. Ve ilk mitingi de Havza'da düzenleyip o mitinge de kendisi katılacaktır. Nihayet bu işin daha organize bir şekilde yapılabilmesi için Amasya'da komutanlarla yaptığı görüşmeden sonra tarihimizde Amasya Tamimi olarak adlandırılan telgraf yazılacaktır. Bu telgrafta ülkenin genel durumu ortaya konulduktan sonra yapılacak iş ortaya konulmuştur. Evet. Hocam yani 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla Milli Mücadele'nin başlangıcı belki şu anlamda sembolik olarak bir tarih evet. ama Atatürk Samsun'a çıkmadan çok önce de bu çalışmaları, Tabii bu çalışmaları yapmış önce. ve başlamış. Hatta hatta şunu söyleyelim Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Mücadele hazırlıkları ta adına da başlayacaktır. Yıldırım evet. Orduları Grup kumandanlığına getirildi Mondros Mütarekesi'nden sonra Yıldırım Orduları Grup Kumandanı Limon von Sanders görevden alındıktan sonra onun yerine Mustafa Kemal Paşa Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olacaktır. Daha orada başlayacaktır. Ve gerek silahların hazırlanması, gerekse bu teşkilatlanmayı yürütecek kişilerin seçilmesi çalışmalarında Mustafa Kemal burada da öncülük yapacaktır. Bu çalışmaları milli mücadele boyunca devam edecektir. Devam edecektir. Ama yine de Samsun şu 19 Mayıs'ından önemli aleni bayrak açtığı, çok evet. açık olarak tabii, faaliyetlerine tabii. başladığı dönem. Peki hocam, Kuvayi Milliye ile ilgili, Balıkesir'de yapılan çalışmaları bize anlatır mısınız? Evet. Şimdi biraz önce bahsettik. ilk Kuvayi Milliye Birliği'nin kurulması ve ilk Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulması Edremit ...çerresinde evet. olacaktır... ...Balıkesir sancağında... ...Karesi sancağında... ...Balıkesir'deki hareket ise... ...İzmir'in işgalinden sonra başlayacaktır. İzmir'in işgalinden önce yapılan bir takım çalışmalar... ...işte mesela o Batanadolu Kongresi'ne katılma... ...bunlardan bir tanesidir... ...çok verimli çalışmalar olmayacaktır ama... ...15 Mayıs 1919 günü... ...Yunanlılar İzmir'i işgal ettikten sonra gelen işgali bildiren telgraf üzerine hemen perşembe günü 15 Mayıs perşembe günü bu haber gelecek. 16 Mayıs cuma günü öğleden önce genişletilmiş belediye meclisi toplantısı yapılacak. Burada ne yapılması gerektiği tartışılacaktır. Yani ne yapılabilir? İşte bazıları miting yapılması fikrini ileri sürerler. Ama bu buradaki gayrimüslimleri telaşlandıracağı, endişelendireceği ve şikayetlerine mucip olacağı, dolayısıyla da Balıkesir'in işgal edilebileceği endişelerini doğuracaktır. Bunun üzerine o gün Cuma namazından sonra 16 Mayıs 1919 günü okuma yurdunda bir toplantı yapılması kararlaştırılacaktır belediye meclisinde ve bu toplantı yapılacaktır. 16 Mayıs 1919 günü okuma yurdunda yapılan toplantıya o zamanki e, Karesi Mutasarrıfı Hilmi Bey, Hilmi Ergene Bey de katılacak. E, Mehmet Behbi Bey ve diğer e, belediye görevlileri ve halk burada toplanacaklar. Önce Hilmi Bey İstanbul'dan gelen işgalle ilgili telgrafları okuyacaktır. Yapılacak olan çalışmalardan bahsedecek ve toplantıdan ayrılacaktır. Daha sonra e, Müslim gayrimüslim bütün Balıkesirlilerin katılımıyla toplanan bu e, toplantıda bir protesto telgrafı hazırlanıp İstanbul'a ve İtilaf Devletleri temsilcilerine gönderilmesi kararlaştırılacak. Bunun için de 11 kişilik Müslim ve gayrimüslim vatandaşlarımızdan oluşan bir liste oluşturulacaktır. Ee, daha sonra bu okuma yurdunda seçilen 7 kişilik Müslüman grup Belediyeye çekilecek. Orada telgraf metnini hazırlayacaklardır. Daha sonra gayrimüslimler bu gruba müracaat ederek bu protesto telgrafını imzalamayacaklarını çünkü bu kavganın bir Türklük-Yunan kavgası olduğunu bu telgrafı imzalarlarsa bunun baskıyla imzalatıldığı şeklinde bir kanaat oluşacağını dolayısıyla da e, bu telgrafı imzalamayacaklarını söyleyince telgrafı hazırlayan heyet telgrafı imzalayarak İstanbul'a, Sadrazam'a, Padişah'a ve İtilaf Devletleri temsilcilerine göndereceklerdir. Bu ilk hareket olacaktır. Tabi e, belediyede devam eden toplantı Balıkesir'deki gayrimüslimlerin dikkatini çektiği için bu toplantının burada devam etmemesi gizli olarak Hulusi Bey'in evinde toplantılara devam etme kararı alırlar ve Kasaplar Mahallesi'ndeki evine gelerek gizli yollardan o gece aralarında görüşürler. Ve İzmir bölgesinde nelerin olup bittiğini anlamak için de Hulusi Bey'in o bölgeye gönderilmesine karar verilir ve o toplantı, gizli toplantı dağılır. Hulusi Bey ertesi günü 17 Mayıs günü Manisa'ya kadar gider. Elinde... Ee, Kendisine yardımcı olunması yönünde yazılmış bir telgraf vardır belediye başkanı tarafından. E, fakat Manisa'daki mutasarrıfın işgal taraftarı olduğu Hüseyin Üstübey'in ki Hüsnü Adis adı verilecektir. Daha sonra evet. Yunan sempatizanlığı dolayısıyla e, orada herhangi bir sonuç elde edemeden geriye dönecektir. Hulusi Bey'e verilen görevlerden bir tanesi de burada Manisa'da bulunan silahların kaçırılmasıdır. Yunan işgalinden önce. Ama bütün bunları gerçekleştiremeden canını kurtarmak için kaçacaktır. Ve ertesi gün Balıkesir'e gelecektir. 18 Mayıs gecesi yeniden Hulusi Bey'in evinde toplanan heyet daha geniş bir toplantının yapılması kararını alacak. Bunun için de Alaca Mescidi belirleyecektir. Evet. Ve 19 Mayıs 1919 günü Alaca Mescid'de bu ilk toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantıda silahlı mücadele kararı alınacak ve kurulacak birliklerin de Kuvayi Milliye adıyla anılması kararlaştırılacak ve bundan sonra çalışmalar organize edilecektir. Evet. Ee, sayın Hocam bundan sonra bu teşkilatların oluşmasında ne tür şeyler yapılıyor? Tabi mutlaka Burhaniye evet. Edremit'le de temasa geçiliyordur. temasa geçilecek. Balıkesir’de bir merkez heyeti seçiliyordur. Biraz evet. da bunları bahseder misiniz? Tabii. Şimdi 19 Mayıs günü 41 kişilik bir heyet seçilir. Heyeti faale dediğimiz, müteşebbis heyet dediğimiz bir heyet seçilir. Bundan sonraki bütün hareketi bu 41 kişinin organize etmesi öngörülür. Ertesi günü yani 20 Mayıs günü Alaca Mescid'de seçilen 41 kişiden sadece 27 tanesi toplantıya iştirak eder. Ve değişik yerlere gidecek heyetler belirlenir. Öncelikle İstanbul'a gidecek bir heyet belirlenir. Sonra merkezde kalıp buradaki çalışmaları organize edecek bir heyet seçilir. Bir heyet İvrin diye, bir heyet de Edremite gönderilmek üzere seçilirler, belirlenirler ve bunlar peydarpey yola çıkıp bir grup İstanbul'a gider, bir grup Edremit'e gider. Edremit'e giden grup Edremit'te güzel karşılanır. Orada görüşürler, konuşurlar. Oradan Burhaniye'ye geçerler. Burhaniye'ye geçince de Köprülü Hamdi Bey, Özdemir Salim Bey <laughs> ve diğer Kuvayi milliye iştirak edenlerle görüşürler. Burada Balıkesir'den giden heyet ile özellikle Köprülü Hamdi Bey ve Özdemir Salim Bey arasında bir anlaşmazlık meydana gelir. Bu da şudur. Kurulacak bu Kuvayi Milliye Birlikleri nereye bağlı olacak? Köprülü Hamdi Bey ve Özdemir Salim Bey bu birliklerin bağımsız olarak çalışmasını isterler. Herhangi bir yere bağlanmasının bu birlikleri kendi elimizle hükümete teslim etmek anlamına geleceğini ifade ederler. Oysa Balıkesir'den giden heyetin düşüncesi bu değildir. Bunlar kurulacak olan Kuvayi Milliye Birliklerinin jandarmaya dahil edilmesini ve jandarmanın emir ve komutasında ülkenin asayişi için çalışmasını ve gerekirse de işgale karşı müdahalede bulunmasını isterler. Ee, anlaşamazlar. Ee, nihayet bu heyet geriye döner. Bu Kuvayi Milliye'nin jandarmaya bağlanması meselesi uzun süre devam edecektir. Hatta 2. Balıkesir Kongresi'nin de önemli gündem maddelerinden birini teşkil edecektir. Ee, jandarma Genel Komutanı bu bölgeye gelecektir. Hatta Aydın Bölgesi'nde tutuklanacaktır. Jandarma Genel Komutanı Kemal Paşa. Ee, nihayet Balıkesir heyeti tarafından kurtarılacak ve Kemal Paşa geriye döndüğü zaman Kuvayi Milli hakkında olumlu fikirler söyleyecektir hükümete. Ama gene de Kuvayi Milliye birliklerini jandarmaya dahil ederek kendi kontrolleri altında almak ve böylece sevk ve idareyi bizzat kendilerinin yapması yönünde mücadelelerine devam ederler. Ve sonuna kadar da bu mücadele devam edecektir. Evet. Hocam hemen öz olarak şunu bize anlatır mısınız? Kongreler diyoruz da evet. ha, hatta kongre iktidarları da deniyor. Evet. O bölüm çok ilginç. Tabii. Bu kongreler bir anlamda hükümet mi kurmuş oluyor? Tabii, Çünkü vergi alıyorlar, askere Tabii. insan alıyorlar. Biraz bu konudan bahseder misiniz? Balıkesir'de toplanan kongreler Batı Anadolu Kongre Grubu'nu meydana getiren kongrelerdir. Bölge kongreleri niteliğindedir. İlk Balıkesir Kongresi 26 Temmuz... 1919 günü toplanacaktır ve bu Balıkesir'de yapılan hareketin mahiyetini ortaya koyacaktır. Yani bu hareket nedir? Nasıl bir harekettir? Bunu belirleyecektir. İşte Aldığı kararlar arasında e, bu hareketin siyasetle ve özellikle iddia terakkiyle hiçbir alakasının olmadığı ve onlarla e, ortak hareket etmedikleri ilk kararları budur. İkincisi... Biraz önce belirttiğimiz o çetecilik harekatının reddi yönündedir. Balıkesir'deki hareketin kesinlikle bir çetecilik hareketi olmadığı, düzenli birlikler halinde bu mücadeleye iştirak ettiği belirtilecektir. Bir diğer husus, milli seferberlik ilan edilecektir. Bu seferberlikle belli doğumluların silah altına alınmaları kararlaştırılacak. Ee, başlangıçta Kuvayi Milliye Birlikleri gönüllülerden oluşuyordu ve bunların masrafları da halk tarafından karşılanıyordu. Ama birlikler sayıları artınca, e, büyüyünce masraflar artınca bu defa halktan vergi almaya başladılar ve e, gene bu seferberlik çerçevesinde e, buradaki hareketin aleyhinde hareket edenler bu bölgenin dışına sürüldüler. Böylece e, vergi koymak, vergi toplamak Seferberlik ilan etmek, silah altına insan almak tamamiyle hükümetin görevleri arasındaki görevlerdir. Bu görevleri kullanmaya talip olmuşlardır ve bunu da kullanmışlardır. Gene Balıkesir Kongresi'nin aldığı kararlardan bir tanesi mesela İzmir'e zahire ihracının yasaklanmasıdır. Bu Osmanlı Devleti'nin bile 1838'den sonra alamadığı bir karardır. Çünkü 1838'de İngilizlerle imzalanan Baltalimanı Anlaşması ile herhangi bir ülkenin e, ürünün dışarıya çıkarılmasının yasaklanmasının önüne geçilmiştir. Dolayısıyla e, Türkiye bu yönden çok büyük zararlar çekmiştir. E, mesela düşünün ki buğday üretiminin az olduğu bir yılda bu buğdaylar tüccarlar tarafından toplanıp dışarıya götürülüyormuş gibi yapılmış. İzmir'deki depolarda bekletilmiş daha sonra ihtiyaç hasıl olunca da sanki dışarıdan ithal ediliyormuş gibi getirilip ülke içine salmış ve pek çok insan bu yönde zengin olmuştur. Zengin olmuştur. Hocam, e, yani bu, e, bu kongreler esnasında İstanbul'un, sarayın ve hükümetin işgal altında olduğunu görüp evet. İstanbul hükümetini yok farz eden e, eşraf e, bir anlamda hükümet kurmuş ve kararlar Tabii, almışlar. Tabii kararlarını almışlar. Bu kararları uygulamışlar. Fakat Balıkesir'de bir çelişki var. O da şu, İstanbul Hükümeti'ni de meşru hükümet olarak kabul ediyor. Ama ona ait olan yetkileri de kendisi, kendisi kullanıyor. kullanıyor. O, o da, da herhalde şey bir var. ilmi siyaset denebilir mi bugünkü ve ee, bir çoğunu kaçırmamak şunu için? Şunu yapmaya çalışıyor. Bir taraftan İstanbul hükümetiyle yardımlaşarak oradan bir takım imkanlar elde ediyor. Mesela işte Kuvayi Milliye Birlikleri'nin ihtiyacı olan... Kıyafetlerin alınması, silah alınması gibi. Öbür taraftan da Sivas Kongresi ile birleşme yönündeki hareketlerin önüne geçmeye çalışılıyor. Ve Balıkesir bölgesinin ortaya koyduğu temel karakteristik özelliklerden bir tanesi müstakil hareket etme özelliği. Evet. evet. Biz diyorlar herhangi bir yere bağlı değiliz. Biz Yunanlılara karşı bir hareket olarak kurulduk. Diğer bölgelerdeki hareketler bizi ilgilendirmez biz bu bölgede sonuna kadar, kanımızın son damlasına kadar Yunan işgaline karşı mücadelemizi evet. vereceğiz diyecekler. O konuyu inşallah hocam başka bir programda i̇nşallah. daha teferruatlı olarak bayağı bir çatışma yani münakaşa da çıkıyor bu Çok konuda. Fazla, evet. Hocam son olarak artık programımızın da sonuna geldik. Evet. Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri evet. eğer Atatürk gibi bir lider olmasaydı, bunlar bağımsız hareket etseydi milli mücadele Hangi aşamada kalırdı? Evet. Bu son anlamda Atatürk'ün rolünü bize izah eder misiniz? Evet. Şimdi e, Balıkesir bölgesindeki hareketin çok organize bir hareket olduğundan bahsettik. Ama bu hareket organize olduğu kadar çok fazla etkili olamamış milli mücadelede. Bu olamayışın en temel sebeplerinden bir tanesi de bir liderden mahrum olmasıdır. Nitekim e, işte, Bandırmadan e, Antalya'ya kadar olan bu Ege bölgesindeki cepheleri birleştirmek ve tek komuta altında bunları sek ve idare etmek yönünde arayışlar başlayınca e, pek çok komutan akla gelir ve hatta Sivas Kongresi'nde bu bölgeye Ali Fuat Paşa'yı Umum Kuvayi Milliye Kumandanı olarak tayin eder gönderir. Ama e, buna rağmen sonuç elde edilemez. E, daha sonra Refet Bey. Albay Refet Bey bu bölgeye komutan olarak görevlenecektir. O da olmayacaktır. Balıkesir Kuvayi Milliyesi ise bir telgraf hazırlayacak ve diyecektir ki eğer bu bölgedeki birlikler birleştirilip tek komuta altında sevk ve idare edilecekse başkomutanlığına Mustafa Kemal getirilmelidir diye açıkça isim olarak zikredip bunu talep edecektir. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın Milli mücadele tarihimizdeki en önemli rolü bir önce bahsettiğimiz o parça parça mücadelelerin aynı ortak hedefler etrafında ve tek çatı altında birleştirilerek millet iradesinin kontrolünde bu mücadeleyi yürütmesi hareketidir. İşte bunun içinde Mustafa Kemal Paşa Amasya tamiminden itibaren Anadolu'daki ve Rumeli'deki bütün hareketleri tek komuta altında birleştirip, onları o şekilde sök ve idare ederek e, işgallere karşı mücadeleyi organize etmeye çalışmıştır. Mustafa Kemal Paşa şunu diyecektir e, Amasya Tamimi'nde. Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. İstanbul hükümeti üzerine düşen görevin sorumluluklarını yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir ve ...amacını ortaya koyacaktır. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Peki nasıl olacaktır bu? İşte bunun içinde ülkenin her türlü kontrolden uzak bir bölgesinde Sivas'ta bir milli heyet kurulacaktır. Bu milli heyet bu parça parça mücadeleleri organize edecek, götürecektir. İşte nitekim Amasya'da bu karar verildikten sonra Sivas'a doğru hareket ettiğinde Kazım Karabekir Paşa Erzurum'da bir ko kongre toplamak için mücadele verdiklerini, kendilerinin de Sivas'a gitmeden önce bu kongreye katılması gerektiğini belirtecek. Ve Mustafa Kemal Paşa Erzurum'a geçecektir. Ve 7-8 Temmuz gecesi İstanbul hükümetiyle iplerin kopması durumu olacak. Mustafa Kemal Paşa askerlikten istifa edecektir. İstanbul hükümeti kendisini azledecektir. Ve böylece sivil bir vatandaş olarak Mustafa Kemal Paşa giyecek kıyafeti de olmadığı için Erzurum valisinden temin edilen sivil kıyafetlerle ve Erzurum delegesi olarak Erzurum Kongresi'ne iştirak edecektir. Ve burada seçilen temsil heyeti ile adeta bir hükümet kurulacaktır. Daha sonra bu heyet Sivas'a geçecek. Sivas'ta bütün ülkeden gelen delegelerin iştirakiyle toplanan Sivas Kongresi'nde Erzurum'da seçilen 9 kişilik temsil heyetine 6 yeni üye ilavesiyle 15 kişilik bir temsil heyeti oluşturulacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar bütün ülkedeki mücadeleyi temsil heyeti yürütecektir evet. ve 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'un İngilizler tarafından resmen işgali ve Meclis-i Mebusan'ın basılarak bazı milletvekillerinin tevkif edilmesi üzerine de meclis feshedilecek İstanbul'daki ve e, hemen her bölgede sıkı yönetim ilan edilerek e, o bölgenin idaresi oradaki sıkı yönetim komutanları tarafından evet. organize edilmeye başlanacak. Ve Mustafa Kemal Paşa da 19 Mart 1920 günü yayınladığı bir genelgede meclisin 23 Nisan 1920 günü Ankara'da toplanacağını, İstanbul'daki meclisten kaçabilen milletvekillerinin bu meclise iştirak edebileceklerini her vilayetin temsilcilerini seçerek meclise göndermelerini talep edecek ve 23 Nisan 1920 günü de fiilen artık millet iradesine dayanan bir rejim, bir devlet ortaya çıkacaktır. Ve bu heyetin başına da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa geçecek ve Lozan Konferansı'na kadar mücadele bu şekilde yürütülecek. Başlangıçta kurulan Kuvayi Milliye Birlikleri daha sonra meclisin açılmasıyla düzenli ordu birliklerine dönüştürülecekler. Gerek Doğu cephesinde gerek Güney cephesinde gerekse Batı cephesinde mücadeleler tamamlandıktan sonra da Lozan Antlaşması ile bugünkü vatanımız... Ortaya çıkacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş olacak. Evet hocam. Ee, hocam çok güzel izah ettiniz. E, vaktinizi ayırdınız. Programımıza katıldınız. Bu değerli Rica görüşlerinizi hocam. anlattınız. Çok teşekkür ediyorum size. Ben hocam. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler. Böylelikle bir yerel bakış programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte. Yeni bir konu yeni bir konukla karşınızda oluncaya dek. Hepinize mutlu günler, mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.